En son hatırlayacağınız üzere tımarhaneye kapatılmıştık. Ve kameramız ama çok şükür yanımızdaydı. Onu unutmayalım. Hala dimdik ayaktayız gördüğünüz üzere. Sopa yutmuş bir şekilde. Bakalım kameramızı çıkarınca ne olacak? Oyun ısrar etti çünkü kameranı çıkar diye. Father Martin's Cell. Ha, o herifin yeri. Evet. Papaz Father Martin. Bizi buraya getirdi. Bir şey gösterecekmiş. Doktor Wernick denen adam her şeyin ortasında gözüküyor gibi demiş bizim amcamız. Ama 10 yıl önce öldü kendisi. Bakalım Father Martin bize ne göstermek istiyormuş. Ne yapayım harbiden? Sikiyim. Herhalde üstümüze atlamayacak. Söyle baba. Oo. Oğlum burası hapishane lan direkt. Nasıl bir delilik? Tabii 10 yıl önce terk edildiğini varsayarsan. Ben bu yalnız aşağı gidersem bunlar beni anında döver yani. Merhaba. Biraz horon tepmek isteyen bir arkadaş galiba. Gel beraber yapalım gel. Açılmıyor kusura bakma. Oh. Yine iç organlar. Ama bunların yüzleri falan niye böyle ya? Adam dedim. Sağ ol. Güle güle amca. Meh. Bakalım beni pek şey yapmadı buraları. Çekmedi yani. Hafif yavaşlıyor gibi ben ufaktan birazcık kısacağım bir şeyler. Şunları high yapalım. Neyse bunlar zararsızımsı. Gidebilecek miyiz buradan bu arada? Hayır. Çok saklanacak yer var. Burada büyük kıyamet kopacak belli yani. Bilemiyorum. Sikiyim. Ya ben senin kafana sıçayım ya. Allah Allah ya. Vurma oğlum kafanı ya. Abi bu sen beni atıyorsun bin bir tane delinin ortasına söylüyorsun ki korku oyunu yapsın. Yani Allah Allah ya. Korkarsın tabii ama bakın bin tane deli var. Şansa bak ha. O anda kameramı kapattığım için korkmadım. Bana mı diyorsun oğlum? Nekromantik.
Evet, ölü sevici bunlar direkt. Bayağı nekrofili yani. Neyse abi ya, siz kimi seviyorsanız sevin. Yani abi, ölü olmak bile kötü burada. Yani ölü olmak tabii kötüdür de. Hani öldükten sonra başına daha kötüsü gelemez hesapta da, burada geliyor. Öyle bir yer yani. Sonra ne? Korku oyunu. Lan amına koyayım, zaten yani en kötü durumları vermişsin. Korkacağız tabii, ne yapalım? Gülelim mi? Ulan güleceğiz ama. Hadi bakalım. Bundan sonra güleceğim ben bu oyunu oynarken. Yok, ciddi değildim, hayır yani ciddi anlamadım. Yalnız demin burada iki tane anadan doğma adam beni bekliyordu. Ben buraya geldim, öyle mi? Ayvayı yedim. O herifler kovalayacak beni. Bayağı dal taşak peşimden koşacaklar. Kan izlerini takip et. Edelim. Bir güzel temizleyeyim beni, aynen. Oh. Oradan çıktıktan sonra bir temizlik lazımdı zaten. Hah. Bağırmalar da geliyor, çok güzel. Bir saniye, ben kan izlerini falan unuttum ya, dur. Nerede bu kan izleri? Bunlar böyle çıkıyor çıkıyor. Daha da çıkıyor, süper. Açılıyor mu peki? Açılmıyor zaten, çok iyi. Ya çok güzel, bana öyle karışık yollar vermeyin. Zaten korkuyorum. Bana verin yolumu, gideyim. Down the drain. Ya zaten bundan sonra her kafayı çevirişten sonra falan bir şey bekliyor olacağım yani. Tamam, Condemned de yapıyordu bunu da, ne bileyim ya, daha usturuplu yapıyordu. Martin Archibald. Neyse, bırakın boyasın etrafı diyorlar. Buradan biri bizi çekmesin aşağı. Evet. Neyse, gideceğiz. Şimdi. Tamam. Kapıları kapatırsanız sizi takip edenler şey yavaşlar diyor. Bu da demektir ki birazdan biri bizi takip edecek. Bu arada arkaya bakma vardı koşarken, ben onun tuşunu tamamen unutmuş vaziyetteyim. Use run. Reload. Harbiden yazmıyordu ha. Ne olabilir ki? Neyse, ben muhtemelen bulurum bu bölümden sonra internete falan bakıp da, siz yine de biliyorsanız yazın lütfen. Çok mutlu olurum. Bu kadar mutlu olurum ki, işte mutlu olurum. Şimdi bizim oraya girmemiz lazım. Kanı takip ediyoruz. Dolayısıyla o kapıyı açmamız lazım. O zaman kapıyı şimdiden kapatalım. Var mıdır kimse buralarda? Var. Onu anladık. Ritual. Ritual neydi lan? Ayin. Ayin yapıyorlarmış burada. Sapıklar. Ben o bilgisayardan belki bir şey yaparız diye umuyordum ama. Ne yapayım? Dışarı mı çıkacağım? Yok. Yani olur olmaz yerlerde kırık duvarlar olduğu için burada her yere bakmak lazım. Geçiş bir şey çıkar yani. O zaman buraya herhalde kaçarken gireceğiz. Yani ben buradan karşıya geçiyorum. Bu yol bana daha makul değil de, işte daha gidilebilir gibi gözüktü. Shut up! Let me finish!
think for a minute. Quiet. Quiet. Çok güzel. Şimdi. Şimdi. Yani elinde sonunda kovalayacak bu adam bizi. Ben onu anlıyorum. Ya şu an apartmanda da öyle sesler geliyor ki yani. Aynen dediğim gibi kovalayacak bu herif. Zaten bu tarafa doğru bakıyor. Anladığım kadarıyla böyle yana falan eğildiğimizde bizi göremiyorlar. Evet. Okey. O zaman ben ne yapayım? Koşayım mı direkt karşıya? Ne yapayım bilemedim. Belki çok yanlış bir şey yapıyorum ama koşacağım. Öpecek bir şey gelmedi aklıma. Nasıl yani? İyi. Peki. Fark etmez. Tamamen yanından geçmemiz lazım ve geçemeyeceğiz. Ha siktir. Ya o komik olmuş. Siz birbirinize düşebiliyor musunuz? Hayır, direkt bana dalıyorsunuz. Çok güzel. Tamam, ben öldüm. Yapacak bir şey yok. Orada da bir bok yok gibi. Bakalım. Evet. Tamam, hemen oradayız zaten. Herhalde buraya kadar kaçıp bir şekilde onlara. Hiç sorun değil ya, siz dövüşebilirsiniz yani, bana hiç fark etmez. Buralarda bir kapı daha mı vardı demin? Açılıyor mu? Açılmıyor. Abi kolay gelsin. Sana ben ne yapacağım biliyor musun? Sen gel burada. Ben senin böyle yanından kaçacağım. Hop hemen. Hemen kapıyı kapatacağım. Burada muhtemelen saklanacak bir dolap bir şey vardır. Güzel. Gel bakalım. Şimdi göremiyorum pek ama. Anladığım kadarıyla bizim dolabımızı açmıyoruz zaten hiçbir zaman. Hadi çık dışarı. Kapıyı da kapatırsan abi benim için çok iyi olur. Sanırım kapatmıyor. Çok güzel. Peki biz kapatsak olur mu? Oğlum kapıyı göremiyorum ya. Amına koyayım o kadar. Aa kırmış lan direkt. Güzel. Follow the blood. Okey. Abi bu sike sike koşturacaklar yani. Oğlum ben harbiden arkaya bakma. Hah. Q veya E'ye basınca oluyormuş, süper.
Bu kapı da kırıktı, şey yapmış. Daha doğrusu kapalıydı, kırmış. Bizim işimize yarar bir şey var mı? Saklanacak dolap dışında yok gibi. Ya bir ihtimal kazasız belasız geçebiliriz burayı gibi. Bak bak. Amına koyayım, niye bir şey yapmadı? Tamam, ben üslubumu bozmuyorum. Yürüyorum. Ben anlamadım. Of, neyse. Vallahi yine birazdan bölüm sonuna geleceğiz gibi hissediyorum. Böyle giderse herhalde bir 40 bölüm falan olacak. Yani ilerlememişiz gibi hissediyorum. Kısa oluyor bölümler. Uzun olamıyor. Beceremem yani. Bakalım. Aha işte bunlar. Ne yapayım? Gideceğiz. Jump over and hang. Abi sizlerle elbet ki kapışacağız. Belli yani. Siz bayılıyorsunuz. Öyle dolanmaya etrafta. Kapışacağız dedim de kaçacağım yani. Bir şey değil. Orada kamerayı çıkartıp herhalde bakabiliyorumdur. Ya bunlar tutacak beni, alacaklar falan. Korkutmaca bir şey olacak burada ya. Tam kaybolmuş herifler. Evet, bekliyorum bir korkutmaca. Yok, güzel. Sağ olun yani, çok teşekkür ederim. Ha bu arada bu oyunun bir de DLC'sini duyurdular geçen gün. Cadılar Bayramı yaklaşıyor falan diye. Başka bir ana karakter olacağından bahsediliyordu. Hani bu fena gitmiyor aslında şu an oyun. Bu şekilde devam ederse belki DLC'ye de bakarız ama daha oyunun bitmesine sanırım bayağı bir var. O yüzden öncelikle önümüzdeki bu engeli açmamız lazım. Nihayet pil. Bir süredir almıyordum pil. Bakalım. Düşünsene ya, DLC'si full çatışmalı falan bir şey oluyormuş. Ya mümkün aslında. Şeyden bahsediyorduk sonuçta. Oyunu yapan ekibi takip ettiğinden. Adamlar işte ne bileyim, Prince of Persia, Assassin's Creed, Uncharted'da falan çalışmış adamlar. Ubisoft, Naughty Dog adamları, her şeyi yapabilirler yani. Yani yapabilecek kapasiteye sahipler en azından. Neyse, kanı takip ediyoruz şu an. Ha tabi bu oyunda tabi ki öyle bir DLC yapmayacaklardır da. Hey, aman. Üf, kart lazım. Ya 2013 yılındayız ya. Bu hoşuma gitmedi. Ya bu tepkilerin çoğunu korkudan, uğraşmak istemediğimden dolayı veriyorum. Yani oyuna bir tepki olarak değil de. Gerçi kart bulma olayı bayağı saçma olmuş da. Ne oluyor lan? Neyse, elbet kaçacağız o adamla. Ya herkese o gözle bakıyorum. Büyük mü gözüküyor? Tamam, nasılsa kaçacağız ondan bir ara. Heh. Muhtemelen birinden kaçacağız zaten şu an. Bir ilerleme kaydettik mi? Kaçma sekansı geliyor demektir. Hatta önüme falan fırlayabilirsin. Neyse, o kadar da ucuz değilmiş. Kapatabilir miyiz? Süper. Muhteşem. Ve ben bir sonraki save noktasına bırakmak istiyorum.
Onu da şimdiden söyleyeyim. O yüzden save ettiği zaman bir şeyimiz eksikti. Biri de fırlasın alsın biri. Ah sikiyim. Öyle düşünüyorum, evet. Birazcık hıyar olduğumuzda şüpheliyim. Ulan, ha, burası açık. Ne yapayım? Herifler orada mı, değil mi? Ben hemen alıp yarayacaklar. Aman Allah'ım, ortadan iki. Şey iyi mantık ama yani kamerayı kullanması şey açısından zaten otomatikman direkt gözleri falan ayrı bir hal alıyor ya insanların, hayvanların gece görüşünü kullandığın zaman. Tabi daha önce başka filmlerde yaptı bunu, işte Blair Witch ile başlayan muhteşem bir furya vardı da. Ya işte bunca yıl sonra onun devam ediyor olması aslında o filmin etkisini de gösteriyor. Muhtemelen burası değil yerimiz ama hani ileride gelecek olmamıza karşın şimdiden kontrol ediyorum. Aa. Doktor Wernick. Okey. Ölüm belgesiymiş bu. Maşallah ya. 89 yaşında. Bu ne öyle bir şey? 81. Yani ne bileyim, matematiğim çok kötü. 91. Neyse ne. Kalp yetmezliği. Ya herhalde canlı falan. Ya o ses benden mi geliyor yoksa birinden mi geliyor anlayamıyorum ya. O kadar karanlık bir de. Ben biraz fazla karıştırdım sanırım, burasıyla hiç alakamız yoktu. Aynen. Okay, tamam. Şimdi hatırlıyor gibiyim. Oğlum ben karıştırdım yolu ya harbiden. Buradan geçemiyoruz tabii ki. Aha. İçeride düğme var. Tabii girilmiyor. Ha, giriliyor. Oh! İçim aydınlandı ya. Bakalım burada saklanacak bir yer. Bu kapı tabii açılmıyordur derken açıldı dedik, kötü oldu. Neyse şunu bir açalım, şu kapıyı bakalım ne olacak. Aman gel gel, aman bakayım gel boklanma. Aa. Ha ben de biri gelecek zannettim. Ya ben şu an ekrana bakmıyorum. Böyle çok az bakıyorum. Çünkü arkamdan markamdan geliyor olur. Aman akıyım. Yanlış yola sapmadım inşallah. Allah. Aa. Ölmüş olabilir miyim ya? Yoksa... Of. Çok güzel. Kameram hayır. Kameram olmazsa ben bir hiçim abi.
Evet. Çok güzel. Ne oldu lan? Nerede yanan şeyler? Cesetler. Artık yanmıyorlar. Evet, kapkaranlık bir ortamda. O zaman videomuzu ne yapıyoruz? Bitiriyoruz. Bakalım ne olacak yani. Koşuyoruz, kaçıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ama ne oldu hakkında gerçekten bir fikrim yok yani. Bir pederdir gidiyor. Evet, şimdilik bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Oyun Efendi 2013.